Ben Ankara'da bir forum günleri oldu. Onu da anlatayım. Tanıtım günleri, Tanıtım evet. günleri. O zaman gittiğimizde ne götürelim ne götürelim. İşte pekmez götürelim. İşte biraz peynir götürelim dedik. Yani şey olarak hani dayanabilecek şekilde. Benim aklıma sıkma tarhana geldi. Ve Evet. sıkma tarhana aldık 50 kilo. Mecit Özil'in sıkma taranası Keşke 500 meşhurdur. kilo alsaymışız. İnanır mısın? İlk günde bitti. Ve ben sıkma tarhana bulamadım. Niye biz bunu yöresel olarak diğer şeylere atmayalım? Bir de İsmail Bey, şimdi bizim orası Mecit Özil dışarıda, insanın çoğunun dışarıda olduğu bir yer. Evet. Ben kendim Şıklar Mahallesi'nde mesela 200'e yakın dışarıda insan var. 200 hane. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da. Bu insanlar geldiklerinde Sıla-i Rahim yapıyor. Cuma günü geliyor. İşte pazartesi günü gidecek. Pazartesi pazarına uğramazsa bu insan bir şey götüremiyor. Ama bizim yapacağımız bu tarımsal kalkınma kooperatifiyle önce hububat paketlemesi. Nohut, mercimek paketlemesiyle başlayacağız. Daha sonra halkımızın ürettiği yöresel ürünleri. Bir Tanzim satış mağazası gibi bir mağaza Evet. oluşturacağız. Aynı mağazanın bir de Amasya yolu kenarında yapmayı düşünüyoruz. İnşallah oraya at, bir de şu da var. Amasya yoluyla ilgili o yol Ha. Amasya Tokat geçiş yoluyla ilgili soracaklarım da vardı Evet. size. Şimdi orada bir garaj, otogarın bir bölümünü oraya alıp onun yanına da bu satış reyonlarının falan korunmasını düşünüyoruz. O da var projemizin içinde. Ha, yol kenarına. Yol kenarına. Yani yol Yol kenarı kenarı. deyince başkanım, sizin federasyonun programı için sünnet programıydı sanırım. Evet. Geldiğimde daha önce gelmiştim de yol inşaatı biliyorduk. Ama Mecit Özil'e girişi bulamadım ben. İşte evet, giriş de çok ters yerde. Onu Girişi bulamadım. ayrı bir Ta bölümde. tarlaların oradan dönüp de artık nereye gidiyoruz dedim. Amasya'ya kadar mı gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Maalesef biraz eksikler var yani, orada bir Orada dönüp planlama hatası bunlarla oldu. ilgili bir Çalışmalar olacak yani inşallah. Hatta ben şunu da düşünüyorum. Örneğin şu anki yolda iki giriş var. Bir Merzifon girişi var. Bir de ilçenin girişi var. Maalesef ilçenin girişi de saklanmış gibi, tabelayı görmezseniz evet. geçtiniz. İkinci de biraz onun yolu çok Yani dar. Mecit Özil saklı kent gibi Saklı bir şey kent gibi. olmuş. Bunun için en güzel çözüm benim şey yaptığım, düşündüğüm şu. Ana yoldan gelen, jandarma ve şeyden gelen ana yolun, o iki şeridin karşıdaki lojmanların oradan direkt karşıya, caddeye bağlanması lazım ki biz göbeği açalım, göbekten ilçeyi görsün insanlar. Orada bir döner kavşak olacak. İki geliş, iki gidiş şerit yapılacak. Bir de oraya yakın olduğu için dışarıdan geldiniz, otobüs indirdi. Sizin gitme şansınız yok. Bir tarafta uzun köpekler var, hayvan Evet, diğer barınakları taraf var, diğer o taraf kötü. yol Bu tarafta köprülü kavşak ayırdıkları yer çok uzak. uzak, orası da çok uzak. Ama ben dediğim gibi göbeği açarsak, o zaman insanlar rahat bir şekilde ışıklandırma Evet, yapılarak rahat bir aydınlatması şekilde da. şehire girer. Bunun da yapılması gerekir, acilen yapılacak. Yapılması lazım bunun. Şeye gelirsek, tarımsal kalkınma kooperatifine gelirsek, üreticilerle ilişkilere girerek aynı süt birliğinde olduğu gibi ilk zamanlarda süt birliği kurulduğunda üye bulan yoktu. Ama şimdi bilmem kaça üye sayısı ne kadar arttı. Vatandaşa anlaşmalı ekim yapılacak. Mesela atıyorum Horgu köyünde, Köprübaşı köyünde bir tarla domatesi. Domates yapıp salça yapmak, marmelat yapmak zor bir şey mi İsmail kardeşim? Ama Değil. vatandaş ne diyor? Ben yapıyorum ama nereye satacağım? Tabii pazarlama Pazar sorunu. sorunu var. İnşallah bunları çözeceğiz. Vatandaşımıza destek olacağız. Yani hani şunu da diyebilirler. Belediyenin işi mi? Belediyenin işi kardeşim. Niye işi? Oradaki Az refah. önce dedik ya Ha. başkanım, belediyeler o şehrin Yapması lazım. ekonomideki hareket noktasıdır. Kesinlikle kardeşim yani, bu belediyenin işi olmayan. Belki belediye için de direkt olmayabilir ama vatandaşın onu yapmasında öncülük, yolunu açıcı Aynen. projeler Aynen oluşturabilir. bunlar olması lazım. Yani birbirine destek vereceğiz. Yani biz farklı bir yerde çalışmıyoruz. Vatandaşın refahının artması, esnafın yük çoğalması belediyenin katkı demektir. Bu Belediyenin kadar de basit. gelir Gelir durumu artı artması demektir. sağlaması demek. O nedenle mutlaka bunlar yapılacak. Artı yeşil bir meclis istiyoruz. Yani ağaçlandırma yapacağız. İnşallah Evet. ıhlamur Başkanım, o ağaçları çok harika kokacak. bir proje. Gerçekten. Şimdi şunu söylüyorum. Evet. Birçok yerde akasya ağaçları Evet. Var. dikiliyor ama o akasya ağaçları tamam güzel görüntü veriyor da bir de o ağaç biti üretiyor onlar. Bir de Küçük bir işe küçük yaramıyor. yeşil yeşil.
Bir işe Hiçbir yaramıyor. işe yaramıyor. En azından ıhlamur olursa hem ıhlamur kokusu caddeleri Aynen, kaplamış aynen. olur, hem bir de oralardan toplanan ıhlamur Ha, ekonomiye kazandırılmış en olur. azından insanların Dediğiniz gibi sağlık açısından iyi yol olur. kenarında Bu satışı yapacağız. yapılabilir. Bu yapılacağız. Yani inşallah Vallahi birden şehrimizi, heyecanlandım onu duyunca. parklarımızı Çünkü kaç sene, bundan 4-5 sene öncesi ben öyle bir paylaşım yaptım. Ya bu akasya ağaçları kaldırılsın şehrin içinden, tabii ıhlamur ağaçları dikilsin komple diye. olmasa da belki de ıhlamur cennet olacak. Mesela Olabilir. şu an işte Medyözü'nde Park ve Mezarlıklar Müdürlüğü ile ilgili bir çalışma yok. Parklarımız, mezarlıklarımız çok kötü durumda. Yani bunların kesinlikle rehavet edilmesi lazım. Ve o boş alanlara Ben parklara, mezarlıklara fazla gitme şansım olmadı da, ama çok kötü. yani Yani çok eleştiri gitmeye alıyoruz. korkuyorsun yani o zaman. Eleştiri alıyoruz. Ya neden? Sadece ilaçlamayla bu iş olmuyor. Oranın ağaçlarının budanması lazım. Arayollarının yapılması lazım. Suların düzenine akıp akmadığını takip etmek lazım. Yani insanlar oraya ziyarete, inanır mısınız, ziyarete gelip de içeri giremedim diyenler oldu ya. Ben üzüldüm ya. Ve kendi kendine Niye temizlemeyen, giremiyor? ya Ottan ottan çöpten mi? çöpten, yani düzensizlik var. Yoksa bir korku salan bir Hayır ortam hayır mı var? ondan değil, şey var. Yani sadece geniş çaplı anlamda bir temizlik yapılmıyor. Orada durup takip edecek bu 5 tane mezarlığımız var. 5 mezarlığa 2 tane eleman versek, 2 eleman bunu sürekli Yani o zaman yılda 2 kere detaylı bir çalışma yapıldığı sadece zaman bayramlarda yapıyoruz İsmail Bey. Sadece bayramlarda yapılan oradaki mezarlıktaki temizlikle bu iş olmaz. Sürekli birileri oralarda olacak. Yani eksikleri görecek. Sonra şu da var. Mezarlık yapılmış. Mezarlar var ama arada geçeceğin yol yok. Ya ne olur ya aralara şöyle, ben bazen bakıyorum adam, büyük şehirlere gidiyoruz. Sokak var, cadde var ya. Mezarlıkta cadde koymuş adam. Bilmem ne sokağı diyor. Bilmem 5. sokak, 6. sokak. Niye biz olmasın ya? Artık 21. onda yüzyıldayız. şeyde daha rahat bulunabilir. Ha, İnsanlar o da var. mezar ziyaretlerinde daha rahat bulabilir onu. O da orada da bir eksiklik var. Yani hangi mezarın nerede olduğunu yani sorsan zor bilirler. Ancak yaşlı birine sorarsanız onunla ilgili de bir çalışma yapmak lazım. Yani ne yapacak? Adam mezarını bulmak istiyorsa geldiğinde belediyede şu sokakta veya şu bölümde sizin mezarınız şurada denmeli. O da olduğunu zannetmiyorum. Yani bu konularda da sıkıntımız var. İnşallah yavaş yavaş, ha bunların hepsi birdenbire çözülmez. Tabii ki. Yani bu zamana yaymak lazım. Bir Hemen de oturduk geldik makama. hemen Ertesi çöz. günü bu sihirli değnek Elimizde yok. sihirli Yani değnek hiç yok. kimsenin elinde sihirli Bir de değnek şey yok. var. Her mahalleye bir park ve mesire alanı düşünüyoruz. Yani mutlaka gerekli. Örneğin şu an belediye parkı, bizim işte sünnet yaptığımız yer. Orası bir şahsa kiralanmış. Tamam ama o şahıs orayı devamlaşmıyor. Bizim en büyük eksiğimiz sosyal bir donatılı yerde ailenizle ya da misafirinizi götürebileceğiniz bir yer yok Beylikdüzü'nde. Ya açsa da yani Açsa da yani maliyetini karşılayabileceği karşılamıyor. bir ortam. Haklı. O adam haklı. Çünkü çayı koydunuz. Çay satacak adam gelmezse ne yapsın? Tabii Bir ki. sefer yaptınız, iki sefer yaptınız. Bunu Ziraat Bankası'nın yanında bir pazarın orada ağaçlar var. Orada bir park yerimiz. Bir tane de orada var. Mescit Mahallesi'nde ve Doğu Mahallesi Bademlik mevkiinde 4 tane belediye sosyal tesisi adı altında belediyenin işleteceği yeri yapacağız. Öğlen tablet yemeğe bile, yani yemek bile çıkabilecek şekilde olacak. Misafirinizi alıp gönül rahatlıkla gideceksiniz. Orada semaver çayını içeceğiniz, sohbetler edilecek. Gerektiğinde canlı müzik de olabilir. Zamanla bu birdenbire olacak şeyler değil. Ama böyle bir şey gerekli bizim ilçemize. Köyün Evet. yoksa gideceğim bir yer yok. Hareketliliğin sağlanması gerekiyor Evet. ilk önce. Hareketli oluyor. Evet. Şimdi başkanım ben yani mesleğimiz gereği analiz derim. Ben kısa sürede bile belediye içerisinde bulundum. Yani siz şimdi belediye olarak sokakları cam cila döşeyin. Evet. Yani insanımızı o bilinç seviyesine ulaştırmadığınız kültürel etkinlikler, kültürel faaliyetler ya da kültürel etkileşimler oluşturabilecek bir proje geliştirmediğiniz sürece hiçbir anlamı kalmıyor. Maalesef, maalesef. Doğru Yani söylüyorum.
İlk önce bir kültürel etkileşimin sağlanması gerekiyor düşüncesindeyim. Doğru söylüyorsun. Şimdi Bir şehirde. Mecidüzü'nün 8 tane mahallesi var. Yani şu mahalle bu mahalle dememeliyiz. Yani hepsini kucaklamamız lazım. Öyle tabii ki. Ayrım yaparsak o zaman yanlış yaparız. Ben ayrımcılığa karşıyım. Örneğin Mecidüzü'nün iki mahallesi zaten üvey evlat. Şıklar ve Gıdırlık mahallemiz var. Maalesef bunlar yıllardır hiçbir hizmet almadılar. Peki Yani sebebi? sebebi biraz işte uzak olması. Biri 6 kilometre, biri 5 kilometre. Zaten sudan dolayı Mecidüzü'nün Şeyhler Mahallesi, bizim mahalle şey olmuş, belediyeye katılmış. Yani çok daha yakın köyler varken bizim orayı mahalle yapmışlar ama belediyeye de kabahati yok. Çünkü belli bir oranda geliri var. O gelir eşit ama zaman zaman da dağıtması da lazım. Yani oradaki insanların hakkı da var. Küçük de Vebale giriyor. olsa Küçük de yani olsa, bir az da zamana olsa. gitmesi En gerekiyor. örneğin mesela orada ben baktım 5-6 tane Doğu Mahallesi'nde, şehirlerde, Hıdırlık'ta çeşmemiz var. Vatandaş yapmış, çeşmeler akmıyor. Ya ne olur ya, aksa da yani insanlar yüzünü yıkasa, oradan bir bardak su içse, yaşlılarımız var. Yani elini yüzünü yıkasa ne olur ya aksa ya. O akan Şunu diyorlar. çeşmelerin musluğuna arı geliyor, su içiyor Ya bu başka. kadar basit. Orada mesela Bunlar şunu deniyor. Belediye anlatıyoruz. yetkilileri şunu söylüyorlar. Ya biz açıyoruz ama buraya hortumda. Ya hortum takıyorsa ilgili kişiyi cezalandır kardeşim. Köy cezalanmaz, mahalle cezalanmaz. Bir mahalleyi cezalandıramazsın sen. Hortum Bir kişinin takıyorsa yüzünden o değil mi? kişi o kişiyi cezalandır, uyar. Taktırma. Ama yani orada gelip de yüzünü yıkaması, elini yıkaması kadar güzel bir doğal bir şey yok. Bunlar gerekli yani. Bunlar bizim Hele de şeylerimiz. yaz sıcaklarında Aynen. bunaldıysa insanımız değil Bizim mi? suyumuz bir de güzel yani. İçimliği de güzel yani. Öyle bir şeyimiz de yok. Bir de tarımla ilgili son bir şey daha bir projemiz var. Evet. Bademlik mevkiinde şu an toprak alanı alındı. Orada bir çukur oluştu. Büyükçe bir çukur var orada. Amasya'ya toprak çekildi. O çukuru duvarlar örerek üstünü çelik şeylerle kapatacağız. En üstüne de elektrik enerjisini koyup burada vatandaşımıza güzel bir hizmet, soğuk hava deposu oluşturacağız. Mecidüzü'nde olmayan bir şey yapıyoruz. Evet. Çünkü neden? Vatandaş çıkardığı malı Hazır kazılmış yer. hazır kazılmış, her şey hazır. Biz sadece etrafını duvarla çevireceğiz. Taş duvarlarla. Yani sel baskını, su Olmaz. birikintisinin Onları önlemi ayarlayarak. Tabii amaçlı. bunun mimari şeyini ben mimari şeyini bilmem. Tabii bunu mühendisler, mimarlar. Ama ben altyapısını söylüyorum. Oraya en az 20 tane, 15-20 tane soğuk hava deposu kazandırılarak vatandaşımızın elindeki malı burada değerlendirmesini sağlayacağız. Vatandaş ne Elmasını, yapıyor? armudunu, Ha, üzümünü ya da adam sebzesini. elmayı ne yapıyor? Elinde çıkarmak zorunda kalıyor. Saklayamıyor. Ama elma ne zaman para yapıyor? İkinci ayda para yapıyor. Evet. Getirip buraya koyacak. Bu arada da belediye kazanım sağlamış olacak. Belediye de bu işten ekmek yiyecek. O soğuk hava deposunu kiraya vererek gelir Tabii getirmiş olacak. bazı art niyetli tüccarlar da üreticinin bu Yararlanıyor. dezavantajını kendilerine Tabii avantaj yararlanıyor. olarak kullanıyor. Cevizi geliyor, dökünce mesela ilk ceviz hasatı yapıldığında alıyor. O zaman en ucuz dönem. Niye Evet. cevizi bekletse, bir yere koysa da adam birinci, ikinci ayda satsa daha da para olur. Yani ekonomik alanda güçlenmiş olacak tarım alanında. Evet. Soğanı koyacağı yeri yok. Mesela niye soğan depoları olmasın bir yerde? Yapılmasın. Yani bu şeylerin Ya o dönemlerde sattığında o zaman çiftçi sana ne diyor? mazot parasına, ilaç parasına ya da Aynen. gübre parasına elinden çıkartıyor. Saklayamıyor, bir şeye Tabii. bekletemiyor. Çok İşte güzel bir zarar proje. görüyor. Gerçekten de bu proje İnşallah gerekli. Allah nasip eder de yani o günleri görebilirsek. Vallahi işte ben anlatıyorum, vatandaşlara izah etmeye çalışıyorum. Yine güzel bir projemiz daha var. Ondan da bahsedeyim size. Demin söylediğim gibi bizim vatandaşımız şehir dışında. Yıllarca dışarıda kalmışlar. Birisi beni aradı. Dedi ki başkanım, bizim köyde bir evimiz var. Anne babam vefat etti. Biz de zamanla gelip gidemedik. Evimiz yıkıldı veya harabe durumda. Evi yapmaya çalışıyoruz. Bu sefer de vereseler, işte veresel olanlar, işte Evet. çivi çakma, ben yapmam, sen Varisler. yapma. Onu da yapamıyoruz. Yeni ev yapalım diyoruz. O da maliyeti yükseldi. Şimdi inşaat fiyatları da yükseldi. Evet. Başkanım senden bir ricamız var. Bize Mecidözü aile misafirhanesi gibi apart otel türü 8-10 tane 1 Oda. artı 1
içinde eşyası olan, yani çok fazla, öncelikle bir oturma, bir yatak, mutfak. Üç tane şey kullanacağız. 10 tane sıralı bir şekilde, bir tane güvenlik, bir tane temizlikçi, bir tane de memur koymak şartıyla. Biz alo diyelim başkanım. Ben 10 günlüğüne orayı kiralayayım. Parasını da ilgili hesaba yatırayım. 10 gün geleyim, köyüme gideyim, kentime gideyim, Ama çok gezeyim. güzel bir Ya ne düşünce kadar bu. olmaz mı ya? Ne kadar güzel bir düşünce. Şimdi mesela biz işimiz gereği bazen Mecidözü'ne gidiyoruz. Ama kalacak yer olmadığı için yani 2-3 günlük bir çalışma gerektiriyor. Git gel, git gel yapıyoruz. Evet. O zaman ne olacak? Sen arayacaksın, diyeceksin ki böyle böyle misafirhanede bir gece kalacağız. Vatandaş sadece çarşafıyla yiyeceğini getirecek. Bu arada da ekonomik katkı olacak. Bu kişinin 10 gün orada gelmesi demek, orada marketten ekmek alması demektir. Alışveriş yapması Evet. demektir. Gezmesi demektir. Benzinciden gidip petrol alması demektir. Yani bak ne kadar olay detaya dönüşüyor. Başkanım bu konuda İskilip Belediyesi mesela yazmalı konak diye bir yer açtı. Gelen aynı dediğiniz şekilde orada konaklıyor. Belediye ücretini ödüyor gidiyor. Aynen, bir yerimiz de hazır. Mescit Mahallesi'nde 20 dönüm belediyenin alanı var. O alanın bir kısmını mesire alanı park yapılır. Kalan kısmı da bu şekilde aile misafir olsa değerlendirilir. Bir 10 taneyle başlarız. Belki 20'ye çıkar, belki 30'a çıkar. Evet. Dışarıda bizim çoğunluğu insanımız çok. Evet, maalesef. Yani sadece hemşehrilerimize değil. Başka biri de Meczun'u merak eder, akrabadır. Der Evet. ki eşi ben gidip Meczun'da gelip kalabilir. Bir de doğal harika içinde, ormanın içinde kalıyorsun. Öyle bir yer var. Yerimiz de çok güzel. Vallahi Sadece güzel orayı başkanım. yapmak lazım. O kadar. Yani bu projeyi de misafir aile projesinde, artı bir de şu da var. Mesela Meclis'in şu an amme hizmeti olan yerleri maalesef çalışmıyor. O da benim çok ağrıma gidiyor. Şu an hamam açık değil. Niye açık değil? Şehir Şehir merkezindeki merkezinde hamam. evet hamam. Açık değil. Ha ben Neden? bu figari ile Maliyeti ilgili sorum olacaktı da. oraya da geçeceğiz. Şimdi o hamamın niye çalışmıyor? Hamamcı işte oraya çalıştıran arkadaş zarar ediyorum. İşte maliyetini karşılamıyor diyor. Oteli çalıştıran diyor ki ben oteli kapatacağım. Maliyetini karşılaştırmıyor. Belediyenin kantarı var. Maalesef kapandı. Belediyenin iş yerleri var. Kiralar yüksek olduğu için. Peki başkanım ya şimdi bu tahıl satanlar, tahıl üreticileri, ya hububat falan üretenler, o tarladan aldıkları buğdayı, arpayı her neyse, tarttırmak için nereye gidiyorlar? Özel birkaç kantar var ya da kurumların kantarları onu çalıştırıyorlar. Yani belediyenin kantarı şu an çalışmıyor. Yani burada tamam mutlaka parayı ön plana çıkarmamız lazım ama bazı oradaki lanet gerçekler var. Yani uygun fiyata, yani insanları biraz da tek taraflı düşünmemek lazım. Esnafı da düşünmek lazım. Orada çalışan kişi de öyle orada bir eleman çalıştırıyor, işte elektrik harcıyor, şu harcıyor. Sadece kirayı biz artıralım. Tamam artırılsın. Makul seviyede artırılsın. Ama amme hizmeti olan yerlerde kira artırımı olmaz. Örneğin ben hamamı şöyle düşünüyorum. Eğer gelirsem hamamın üstüne 3 tane ısıtıcı koyup güneş enerjisi, bu kadar çözüm bitti. Evet. Vatandaş hamamcıya da derim ki kardeşim sen hamamdan ben Güneşi en iyi ha, alan ilçelerimizden bu birisi kadar basit. Meclisi. 3 tane enerji koyuyorsun. Isıtma Evet. sorununu çözdük mü? Çözdük. Vatandaşa diyoruz ki kardeşim sen hamamı çalışsın senden ücret almıyorum. Ya her şey para olmaz. Otel yine öyle. Sen ayakta kal yeter ki vatandaşa Aynen. hizmet et. Olması lazım. Bunlar amme hizmetidir. Yaşlısı var, yıkanamayan var, dışarıdan gelen misafir var. Evet. Yani Meclis'in bu sosyo yapısını iyi bilmek lazım. Bunu da bu şekilde çözeceğiz. Şimdi dediğiniz Peki. gibi dışarıdan gelen insan pazarda tozun toprağın içinde şey Evet. yapıyor. O şekilde gitmek istemiyor. Şimdi yolda çalışanlar var. Temizlenemeyecek. Biçerci geliyor, işçi geliyor. Nerede Evet. çalışacak? Ne yapacak? Yani bunun bazı şeyleri tamam. Temizlenmesi lazım. Para da ön plana çıkarılmalı ama para da önemli şeyler de olmalı. Figari karpıcasıyla ilgili onu da bir söyleyeyim. Evet, figari kaplıcasını Evet, figari soracaktım karpıcası ben. çok Orayla önemli. ilgili herhangi bir düşünceniz Var. var? Onunla ilgili bir projemiz var. Şöyle projem şu. Daha önceki belediye başkanları 2-3 dönem kiralama yapıldı. Kiralama yöntemi de belediye Başkanım özel sözünü idare. kesiyorum. Oranın en son halinin fotoğrafları bana komple orada yıkılmış olarak Yıkılmış. geldi. Evet. En sonunda yıktılar. Zaten biz Yani Kızılırmak Yaşam dergimizde de orayı işledik. işte doğrudur. Evet. Şimdi ora şöyle bir şey var. Bu geçen depremde önce su yoktu. Geçen depremde su geldi.
Su şu an akıyor, sıcak su. Son bu 6 Şubat'taki Evet. deprem sonrası. Deprem sonrası su akmaya başladı. Şu an yani bayağı yeterli derecede suyumuz akıyor. Şimdi suyumuz akıyor ama maalesef su akıyor. Millet Biz bakıyor. Biz bakıyoruz. bakıyoruz hesabı oldu. Tamam, orada yolun altında Amasya yolu kenarının yanında alınan tesis var. Oraya büyük bir yatırım gerekli. O belediyenin bizi aşar. Biz belediye olarak onu yapma şansımız yok. Özel müşterimiz yapması lazım. Biz sadece yapabilirsek yetkililerle görüşüp oranın kiralanmasını yapıp yukarıya kaplıca, kaplıca olarak. Kaplıca ne demek? Yani sadece havuzlar zaten şu an faal durumda duruyor. Havuzların bir elden geçirilip Türk hamamı şeklinde içine kurnalar yapılarak üstü kapatılacak. Sadece bayanlar, erkekler havuzu işletmeye açılacak. Orada otel, motel öyle bir şeyler yapmayacağız. Etrafını düzeltip, sizin gördüğünüz o mezbelelik hali düzeltip, oraları yeşillendirip ağaçlanma çalışmaları, oturma bankları, bir de çay veya yiyecek usulünde bir büfe koyup belediye etrafını da terör güle çevirmek kaydıyla. Çünkü ona her türlü hayvan giriyor, insanlar giriyor. Belli bir, aynı resmi daire gibi belli bir saatte açılıp belli bir saatte kapanması lazım. Güvenliğinin sağlanması lazım. Evet. Orası İnsanlar ha, önce bir yere gittiği zaman kesinlikle güvenliği arıyor. güvenlik olacak. İki tane güvenliği olacak. İnsanlara gelenler güzelce ailesiyle beraber, misafirle beraber gelip orada kapıcada eski çimmek denir, yıkanmak denir. Evet. Çimmeyecek, yıkanacak. Bizim Akşam da Çamlıca'mızın en güzel evet. kelimelerinden birisi çimmek. Evet, şimdi bir de şu da var. Eğer bunu becerebilirsek şunu da yapacağız. Buraya nasıl gidilecek diye soranlar var. Onun da kolayı var. Meclisi belediyemizin iki tane, üç tane servisi var. Sabah bir servis gider, bırakır. Öğlenleyi gelen gelir alır. Akşam bir servis daha. Günde üç servis Bu işi bu kurtarıyor yani. işi kurtaracak. Çok da fazla Vallahi. masraf da harcanmayacak. O dediğim Tabii gibi yani havuzlar sembolikte yani oraya gidip gelenler o dolmuşa bu kadar belli bir öyle ücret olacak. verir. Az bir şey. Yani çok fazla bir Tabii şey olacağını yaptığını zannetmiyorum. karşılayacak. Aynı o şekilde. Bir de mesela şu da var. Yakınımızda Terzi Köyü var. Terzi Köyü'de kaplıca var. Şu an hamam fiyatı 250 lira. Adam özel çalışıyor. Özel çalıştığı için de yani bir kişi de 4 kişi gitsen 1 milyar eder. 4 kişi de 1 milyar verecek. Ben Tabii aileyi yani. göremiyorum yani. 1.000 lira şu Bunun anda yerine şu anki 775 ekonomik lira, durumda. 80 lira asgari daha aşağıda olabilir. Kurtaracak şekilde hem Tabii insanlarımız gider bir maliyeti günlüğü kurtaracak geçirir. şekilde, değil Hem mi? de bizim güya hamamları, kız hamamlarımız vardı. Onları da yeri tekrar canlandırmış Tamam, o olacağız. geleneklerimiz Ya vardı, değil mi hatıralarımız Cumhurbaşkanım? ayağı şey yapacak. Yani onları da geliştirmiş olacağız tekrar. Ama bunlar tabii ki zamanla olacak şeyler. Birdenbire olacak şeyler değil. İnşallah Allah'tan olur. yani suyu da vermiş. Ha, ve su Bedava geldi. su. Aynen o şekilde. Hatta şunu bile düşündüm ben. Suyumuz biraz serin oranın suyu. Yani çok insanı yakacak derecede değil. Ama şimdi şartlar değişti. Üst tarafa enerjiyi koyup da elektrik enerjisini, güneş enerjisini koyup da suyu biraz daha ısıtırsak oraya gelen insanların tabii ki doğal şekilde doğallığını bozmadan en Yani azından kış döneminde biraz daha ısıtılabilir. ısı oranı Ha, ısı oranı arttırılabilir. artırabilir. Yani bunlar da belediyeye geri, artı bu yapacağım söylediğim şeyler işte mezba şey atıyorum mezbahane, figari kaplıcası bilmem soğuk hava deposu bunlar belediyenin yan kuruluşlarında yapılacak şeyler. Belediyenin bütçesinden olmaz. Tabii ki. Mecidözü Beltaş diye bir şirket kurulacak. Bu şirketteki şeyler buralara müdürler atanacak veya yetkililer atanacak. Burada elemanlar çalışacak. Elemanlar belediyenin dışında olacak. Belediyenin bütçesine belediye bu işi götüremez. Tabii Onun belediyenin haricinde sırtına evet binmemesi aynen. gerekiyor. Aynen bu şey, yapacağımız işler bunlar. Bir de şeyi de anlatayım. O da çok önemli. Evet. Şimdi rahmetli bizim Ahmet Özçekiç vardı. Tuzcu derlerdi. Evet. Belediye başkanımız. Evet, çok Çok değerli da bir değerli bir insandı. insan. Allah Onu rahmet da almış eylesin. ola. Allah rahmet eylesin. Onun çok güzel bir projesi vardı. Ben o projeyi unutmadım. Rahmetli Kırklar Dağı'nın suyunu şişeleme yapacağım ben dedi. Kırklar Dağı'nın Öyle suyu bir suyumuz var mı var. Mecidözü'nde? Var. Var. İncelemesi falan yapıldı. Septik derecesi düşük. Uygun bir hale geldi ama maalesef o zamanın maliyetlerinden dolayı. Yalnız Ahmet Hocam şişeleme dedi. Şişeleme biraz daha farklı bir fabrikasyon bir şey. Şişeleme Evet. biraz daha farklı. Ben onu şöyle düşündüm, araştırdım. Damacana sistemi. 5, 10, 20'lik damacanalarla bu suyu gerçek anlamda Ahmet Hocam'ın da şeyi
anısı olmuş olacak. O suyu Mecidözü'nde Şıklar Mahallesi'ndeki deponun kenarında bir tesis yapılarak Amasya'ya, Çorum'a ve bölgeye, bu yanımızdaki bölgeye bunu Mecidözü Kırklar Dağı suyu diye üretip, Kırklar suyu diye üretip satışını yapacağız inşallah. Damacana tam telaffuz, herkes telaffuz edemiyor. Damacana sisteminden sonra yani güç kazandıktan belli aşamasında şişelenme durumu olabilir. O da olabilir. Yeter ki biraz para kazanılsın. Yani tabii. Önce bir akar gelmesi gerekiyor. İsmail kardeşim, belediyede illa bir yerlerden birilerinden muhtaç olmaya veya para istemeye gerek yok. Tabii. Bazı şeyleri kendin şey yapacaksın. Yani gelirin kendin. O biraz da yani çok affedersiniz. Dilencilik kültürü gibi bir şey oluyor. Tamam, sana hazır gelsin. Bize bir üretmek gerekiyor. Bizde bir söz var. Elden gelen aş olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Yani sen kendin üret. Mesela işte ne yapalım? O dükkanlar boşturana kadar biraz aşağı kiraya aşağı çekelim, esnafı getirelim. İşte tanzim satış mağazasını koyarak oraya insanları yönlendirelim. Mesela buna su, damacana suyu koyalım. Evet, bunlar başkan, güzel şeyler yani. Başkanım, ben bir örnek daha vereyim. Ben yani şimdi geçmiş belediye başkanlarından, mesela Oğuzlar ilçesi Ali Uyanık zamanında bayağı bir seviyeye ulaştı. Cevizden bak ne oldu? Şimdi Oğuzlar'a özellikle gitmezseniz kuş uçmaz kervan geçmez gibi düşünülecek bir yer, ama şu anda bayağı bir ileri seviyede yani. Ali Uyanık'ın o zaman yaptığı projeleriyle. Buradan da Ali Uyanık başkanımızı yapmış olalım. Ama o ceviz borsası oluşturdu şu an. Türkiye'nin yani borsası orada. O çabaları, çalışmaları. Şimdi Mecidözü'nde de yani kıyasladığımız zaman önü açık, penceresi açık, vitrini var. Tabii niye olmasın yani. Potansiyeli yüksek bir ilçe. Öyle bir yol geçiyor. Yani bunun değerlendirilme imkanı yok yani. Ya bir de şimdi şu sadece an, ufka bakıyor, vizyona bakıyor. Aynen, bir de realite, gerçekler var. Şimdi yol oradan geçti diye biz üzülmeyelim.